Makyaj kutusu diye hızlığını çıktı resmen. Vay be. Bana bak Nazlı. Sana son defa soruyorum. Biriciye benim hakkımda konuştun mu? Konuşmadın mı? Bak er geç foyan ortaya çıkacak. Söyle. Siz ne arıza tiplersiniz. Bıktım sizden. Ya bir düşün yakamdan. Biriciği benim üstüme sal. Yeter be. Madem Biricin gazamdan bu kadar korkuyorsun. Niye yaptın onları o zaman? Onu söyle sen. Bir mola da bile rahat yok ya. Bakın kimleri getirdim. Aman aman. Ne iyi yapmışsın. Kaçak. Nerelerdesin sen ya? Göremiyoruz seni. Dersin vardı. Ben de dün gece aradım ama açmayınca herhalde astım krizi falan tuttu yine dedim. Yok Eda, bir şeyim yok. İyiyim. Yılın çifti. Sınav nasıl geçti? Mutlu musunuz? Güzel geçti. Güzel. Zeynep. Ne? Ne oldu? Ne bakıyorsun ya? Madam sekreteri. Şeyda, seni de ne zaman görsem dilinde böyle bir madam sekreteri falan tutturmuş gidiyorsun. Ne o, kim o? Ne yumurtlamış yine? Zeynep'in fotoğrafını paylaşmış. Ya da oynamayı aklından geçiriyorsan bittin sen, bittin. Anlamamazlıktan gelip aptal yatma. Ne söylemek istediğimi gayet iyi anladın. Eğer o bit kadar beyninle Biriciye o videoları benim çektirdiğimi söylersen seni gerçekten öldürürüm. Gerçekten mi ya? Zeynep, inanmıyorum sana ya. Neden? Neden ben sana ne yaptım Zeynep? Sen benden bu kadar mı nefret ettin? Şey desene. Ben yapmadım, yalan haber falan desene bir şey. Yo. Ben yaptım. Niye? Sen etrafındaki herkes eziklerken iyi, bir suç yok. Ama sana birisi bir şey yapınca suçlu oluyor. Öyle mi Biricik Hanım? Ne diyorsun sen be? Kötüsün sen. Sen kötü bir insansın. Ben de sana katlanamıyorum. Sen rezilsin. Amin. Sen rezilsin. Arkadaşlığımızı da bırak. Arkadaşlığımızı da unutamayacağım bir imzayla bitirmek istedim. Belki bundan sonra bir düşünürsün. Milleti eziklemeden önce ne dersin? Sen ne diyorsun? Rezil, rezil yaratık. Sen ne diyorsun? Ne çabuk unuttun ya. İnsan içine çıkarttığım günü ne çabuk unuttun. Bağırma ya. Kalktın ha? Ya deli misin, nesin be? Bak, ya Müslüm elinde kalırsın sonra.
Gelme üstüme. Sen nasıl benim ses kaydımı o hesaba satarsın ya? Ne hesabı be? Hesap falan bilmiyorum ben. Bu ne? Biriciye bu videoları benim çektirdiğimi söylersen seni gerçekten öldürürüm. Hesap falan bilmiyorum. Bu ses kaydı ellerinde nasıl geçti o zaman Nazlım? Ya garantiye almak için konuşmamızı kaydetmiştim. Ya bahçede dinlerken Biricik sinsi sinsi arkamdan gelmiş. Öyle oldu. Bak yemin ediyorum doğru söylüyorum. İki gözüm önüm aksın ki doğru söylüyorum. İnan bana. Yani sen diyorsun ki Biricik telefonundaki ses kaydına el koydu, öyle mi? Evet. Sonra da madam sekreteri hesabını attı. Allah'ım nasıl aklıma gelmedi daha önce? Seninle işim bitmedi Nazlı. Pislik ya, pislik. Pislik kız. Gidiyor arkamdan iş çeviriyor, sonra gelmiş bana kötüsün diyor. Ben mi kötüyüm? O kötü. Nankör, nankör kız. Ona o kadar iyilik yaptım, o kadar şey yaptım, karşılığına bak bu. Gerçekten haklısın. Biz tanıyamamışız bu kızı Biricik ama bir sakin olalım. O bitti o, o bitti. Ona bu okulu dar edeceğim. Bitti o, Zeynep'le bile artık yok. Yok, unutun. Zeynep yok. Tamam, aşkım biliyorum dar edersin. Ben inanıyorum ama önce bir sakin olalım. Tamam, sakin olalım. Peki Selin? Ağzını açıp tek bir kelime etmedi ya. Zeynep sen ne yaptın demedi. Ona da aşk olsun, ona da. Ona da. Ama şok olduk o an biliyorsun. O oldu öyle yani, şoktan o. Sakin. Sakin. Olacağım ben sakin. Siz hiç merak etmeyin. Görürsünüz. Bizim de olaysız bir günümüz yok ya. Şok oldum ya. Zeynep'in hiç böyle bir şey beklemezdim. Kız resmen içten içe plan yapmış. Hem de en yakın arkadaşına karşı. Bakmayın siz, Biricik de az değildir. Kesin bir hatlar karıştırmıştır yani. Yapma Selim ya. Tamam Biricik de melek değil ama ya hiç kimse arkadaş kazığını hak etmez bence. Kesinlikle katılıyorum ben buna. Yani arkadaşa kazık atmak yapılabilecek en aşağılık hareketlerden bir tanesi bence de. Neyse zaten şey barışırlar. İki güne kalmaz konuşurlar. Bak görürsünüz. Ben kalkayım artık. Derse mi? Ha yok. Bir Nazım'a bakacağım. Sonra da Onur Hoca'ya uğrayacağım. Beni çağırmış. Tamam sen işlerini hallet. Biz de Burak'la biraz hava alalım. Alalım tabii ama. Ne? Sakın bana başımı belaya soktum deme lütfen. Ne diyorsun sen kızım? Ya gördüm sizi. Zeynep kafeden çıkarken ne dedi sana? Ya sana ne? Ne dediyse dedi. Nazlım bana bak. Zeynep'in peşinden koştur koştur gidecek kadar panik olduysan eğer... bu Biricik olayında senin de parmağın var demektir. Başımıza bir dedektif kesilmediğin kalmıştı. O da oldu. Nazlım bu kızlar yüzünden başını belaya soktuysan... seni bu sefer ben bile kurtaramam. Ben başımın çaresine bakarım. Sana muhtaç değilim ben. Tamam?